Belediye karşıdan al. Karşıdan. Karşıdan derken? Beni karşıdan alması lazım. Salam geldiniz mi? Çok ciddi şey var. Bir soru var. Sen varsın. Daha ne olacaksın? Hoş geldiniz. Sen varsın. Başkanım merhaba. Başkanım hoş geldi. Sağ olun başkanım. Siz nasılsınız? Ne var? Pazarı bekliyorsun. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz, yerel seçim arifesindeyiz. Bütün siyasi partiler gelip randevu alıyor. İşte projelerini anlatıyorlar. Bugün de şu andaki mevcut belediye başkanımız Ömer Arısoy Bey geldi. Hem kendisi projelerini anlatacak. Projelerini anlattıktan sonra Zeytinburnu ile ilgili genel sorularımız varsa sorabilirsiniz herhalde başkan. Tabii ki. Ben şimdi sözü kendisine veriyorum. Hoş geldiniz diyorum. Şeyi anons etmem lazımdı. İlçe Başkanı Selami Bey burada. Çırpıcı Mahalle Muhtarımız Mustafa Bey burada. Ben halledeceğim. Veli Efendi Mahallesi Muhtar Adayımız Selmer Avcı burada. Onları da anons etmiş olayım. Çok değerli Belediye Başkanım, değerli Dernek Başkanım, değerli Muhtarım, Meclis Üyesi, Muhtar Adayımız, değerli hemşehrilerim, ben de hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle dernek başkanımızı bizlere bu hoş muhabbet ortamını hazırladığı için teşekkür ediyorum. Sizlere de bu muhabbet ortamımıza dahil olduğunuz için, katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. 23 Şubat'ta malum Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde dernek başkanımız ve dernek yönetimimizin ve Zeytinburnu hemşehrilerimizin katılımıyla az önce Vedat Başkanımızın söylediği projeleri belediye başkanımız hemşehrilerimize sundu. Bizler açısından sağ olsun belediye başkanımız burada 5 yıl Zeytinburnu hemşehrilerimize hizmetkar olarak görev yaptı. Bu 5 yıllık zaman dilimi içerisinde daha önce yine aynı böyle bir dönemde 2019'da yola çıktığımızda vaat ettik. Bütün projelerin hayata geçirmiş olduk. Hatta ihtiyaç hasıl olduğunda da daha önce planlanmamış birçok hizmeti, projeyi de bu 5 yıllık zaman dilimi içerisinde yerine getirdik. Şimdi 23 Şubat'ta açıklamış olduğu projeleri de önümüzdeki dönemde gönül rahatlığıyla yerine getireceğine inanıyoruz. Çünkü geçmiş 5 dönemde bunu sağ olsun gerçekleştirdi el birliğiyle, hemşehrilerimizle birlikte. Şimdi 31 Mart'ta yeni bir seçim sürecine giriyoruz. İnşallah sizlerin takdiri, desteğiyle, Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonraki süreçte de bu güzel projelerin hayata geçirilmesi için el birliğiyle çalışacağız. Hepimizin mutlaka bir siyasi görüşümüz var. Mutlaka gönül bağımızın olduğu bir irade var. Ama tabii önümüzde yerel bir seçimimiz var. Yerel seçimde doğrudan doğruya hemşehrilerimize hizmet edecek kadroları desteklemek gerektiğine inanıyoruz. Burada 5 yıllık dönemde en nihayetinde hepimiz Ömer Başkan'ı Zeytinburnu özelinde yakinen tanıyoruz. Bir şekilde ya ziyaretlerde ya da farklı vesilelerle sürekli iç içe bir araya geldik. Hizmetlerin noktasında da Zeytinburnu hemşehrilerimizin
Ya Ömer Başkan 2019'da şöyle bir tarihte bulunmuştu ama yerine getirmedi diyebileceğimiz herhangi bir şey yok. Sadece Büyükşehir'le birlikte planladığımız bazı çalışmaları maalesef hayata geçiremedik. Şimdi yeni dönemde de bazı arkadaşlarımızın bu projeleri yerine getirme noktasında irade beyanı ortaya koyduğunu görüyoruz. Keşke 2019'daki süreçte de aynı iradeyi birlikte ortaya koyabilsek ve bu 5 yıllık zaman dilimini boşuna geçirmemiş olsaydık. Ama kısmen inşallah önümüzdeki 5 yılda yine sizlerin ve duasıyla desteklerinizle Ömer Başkan'ı ve Büyükşehir'de de Murat Kurum Başkanımızla birlikte bu projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirme imkanımız olur diyor. Tekrar Devlet Başkanımıza ve sizlere bu güzel muhabbet ortamına dahil olduğunuz için teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza vermeden önce meclis üyesi arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize söz verelim. Önce Battırakya'dan başlayalım Hakan Güler'le. Çok kıymetli ilçe başkanım, çok kıymetli belediye başkanım, çok değerli Rumeli Köprüler Derneği başkanım, çok değerli muhtarım, muhtar adayımız ve siz çok değerli Rumeli hemşehrilerimiz, hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Ben aslen Batı Trakyalı meclis üyesi Hakan Güler. 2019 yılında çok kıymetli başkanımla birlikte yol yürümeye başladık. Ona yol arkadaşlığı yaptık. Ve çok verimli, iyi bir dönem geçirdiğimize inanıyorum. Yine bu dönemde de kendilerinin teveccühüyle, gerek ilçe başkanımız, gerek belediye başkanımızın teveccühleriyle bir kez daha aday gösterildik. Tekrardan bizler desteklerinizi bekliyoruz ve tabii hem Zeytinburnu'nda Ömer Başkanımıza hem de İstanbul'da Murat Kurum Başkanımıza desteklerinizi talep ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Saygıdeğer Belediye Başkanım, çok değerli ilçe başkanım, Köprüler Derneği Başkanı Vedat Vardar abim, yönetim kurulu üyeleri, siz hanımefendiler, beyefendiler, bizleri bu sıcak karşılamanız için, misafirperverliğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ben Cüneyt Tezcan, 1953 yılında Makedonya'nın Üsküp'ten bir tarafımız Koliçanlı, bir tarafımız Kumanovalı bir ailenin ferdiyim. 70 yıla yakın süreden beri Seyit Nizam Mahallesi'nin karşısında Telsiz Mahallesi'nde ikamet etmekteyiz. 1974 yılında bahsettiğim yerde dünyaya geldim. Orada büyüdüm. Şu anda hala oralarda ikamet etmekteyiz. Merkez Efendi'de oturuyorum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Tekstil ve ayakkabı işiyle uğraşıyorum. Daha önce Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Derneği'nde iki dönem görev yaptım. Recep Akan Başkan'dan. Fındıksade'de bir dönem, yani STK'lar uzak bir kardeşim değilim. Bir dönem Fındıksade'de görev yaptım. AK Parti'ye yaklaşık 13-14 yıl önce Bahattin Ünver Başkanımın davetiyle katıldım. Orada bir dönem ilçe yönetim kurulunda bulundum. İki dönemdir Zeytinburnu'nda meclis üyeliği yapmaktayım. Bu dönem yine başkanlarımın görev vermesiyle hem Zeytinburnu'da hem İstanbul'da inşallah siz hemşehrilerimiz başta olmak üzere Zeytinburnu'lu ve Rumeli hemşehrilerimiz destek verirse sizlere hizmet edeceğiz. Onun için 31 Mart'ta sizlerden Murat Kurum Başkanım başta olmak üzere Ömer Atasoy Başkanımıza dua ve destek bekliyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok kıymetli hemşehrilerim, çok değerli ev sahibi dernek başkanımız Vedat Vardar Beyefendi, kıymetli ilçe başkanım, değerli belediye meclis üyelerimiz ama aynı zamanda belediye meclis üyesi adaylarımız, sevgili kardeşim Cüneyt Tezcan ve Hakan Güler kardeşlerim, Çırpıcı mahallemizin çalışkan muhtarı,
Çalışkan muhtarı deyince gerisi anlaşılıyor. Kıymetli muhtar adaylarımız, değerli mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel organizasyon için dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Davetlerine icabet ettiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Fuat Bey'e selam vermeyi unuttum, eksik kaldı. Bir de gazeteci arkadaşlarımıza selam vermeyi unuttum. Fuat Bey'e de, değerli gazeteci arkadaşlarımıza da programlarımızı takip ettikleri için teşekkür ediyoruz. Vedat Başkan girişte söyledi. Mevsimidir, zamanıdır. Türkiye bir yerel yönetim seçimlerine gidiyor. Benim buraya kaçıncı gelişim onu bilmiyorum. Vedat Bey de burada güzel, ne diyelim, güzel sohbetle yok. Arada böyle takılma da oldu. Hafif kızıştırmalı sohbetlerimiz olmuştur. Hafif böyle dokundurmalı falan. İşin güzelliği orada. Evet, işin muhabbeti orada. Sağ olsun. Şimdi ilçe başkanımız da söyledi. Ben aslında geçmiş 5 yılda yaptıklarımızı anlatmakla sizin vakitlerinizi alacak değilim. Çünkü geçtiğimiz 5 yılda bizim vesile olduğumuz, yaptığımız her işi birlikte yaptığımızı düşünüyorum. Ortada bir başarı varsa bu hepimizin başarısıdır. Zeytinburnumuzun başarısıdır. Bunların tamamı aynı zamanda sizin güzel Zeytinburnumuzun eseridir. Çünkü biz seçildikten bu tarafa belediye meclis üyelerimiz, bütün siyasi partileri kastederek söylüyorum, bütün belediye meclis grubuyla, teşkilatlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla hep birlikte yan yana, omuz omuza yürüdük. Açıkçası alnı ak, başı dik olarak huzurlarınızdayım. Çünkü ilçe başkanımız da söyledi, söz verdiklerimizin tamamını yerine getirdik, üstüne fazlasını da yaptık. Güzel Zeytinburnumuz daha fazlasına layık. Şimdi önümüzdeki dönemde yapacaklarımızı, bir hafta oluyor, bu akşam bir hafta bitiyor, cuma akşamı olduğu için, yarın 8. gün yani, bir hafta önce Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezimizden açıkladık. Önümüzdeki döneme dair hayallerimizi, projelerimizi, vaatlerimizi açıkladık. Arkadaşlarım buraya getirmeyi unutmuşlar. Bizim bir geleneğimiz var biliyorsunuz. Her döneme ait projelerimizi bir beyanname halinde basıyoruz. Ve Zeytinburnumuzda bütün evlere giriyor. O geçmiş dönem. O geçmiş dönem. Belediye logosu olduğu için öbürü parti logolu. Varsa arkadaşlar onu yetiştirirseniz çok iyi olur hızlıca. Katalım, beyanname. Bunu dağıtıyoruz, bütün evlere dağıtıyoruz. Ve o aynı zamanda bizim için bir hedef haline geliyor. Kamuoyuyla paylaşıyoruz, basılı hale getiriyoruz onu da. Bizi denetlesinler, hemşehrilerimiz oradan bizi takip etsinler. Yapacaklarımızı da. Abdurrahman abi hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Yunus Bey siz de hoş geldiniz. Bende öyle şeyler olur. O espri yapmayacağım bu sefer. Emrah sen de hoş geldin. Ooo Yıldırım Durmaz da gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Beyannamede var ama birkaç başlığı, bir konu açılsın diye birkaç başlığı burada zikretmek istiyorum. Birincisi, dönemin başından itibaren Zeytinburnumuza bir genel yetkili devlet hastanesi kazandırmak için çalıştık. Sağlık Bakanlığı'na ait bir hıfz-ı sıha arazisi var. Bilmeyen hemşehrilerimiz için biraz daha izah edeyim. Yedikule Göğüs Hastalıklar Hastanesi'nden sonra Semiha Şakir Huzurevi var biliyorsun. O huzurevi ile Silivri Kapı Mezarlığı'nın arasındaki genişçe alan, çok az kimse girdiği için oranın genişliğinin farkında değil, orası Sağlık Bakanlığı'na ait bir arazi. Oraya biz bir devlet hastanesinin yerleşebileceğine inandık. Önce Sağlık Bakanlığımızı ikna ettik. Orası koruma, su koruma bandında. Bu şu demek, oranın imar planında sadece belediye değil, koruma kurulunun kararına da bağlı, onun da iznine tabi.
Onların istediği şartta imar planını şekillendirdik. Önce imar planı geçtik. Zeytinburnu Belediyesi'nin teklifiyle koruma kuruluna girdik. Ona uygun bir proje hazırlandı. O projenin videolarını hem o akşam hem daha sonra kendi hesaplarımızdan paylaştık. Ortaya çok güzel bir proje çıktı. 400 yataklı bir devlet hastanesinin projesi tamamlandı. Önümüzdeki dönemde inşallah ihalesi yapılacak ve Sağlık Bakanlığı'nın yatırım olarak Zeytinburnu'na bir devlet hastanesi sözünü verdik. Emek veren mesai arkadaşlarıma ve elbette Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem tamamlanmasını görmek nasip olur. İkincisi, yılların hikayesi, biraz da yılan hikayesi, Zeytinburnu Stadyumu meselesi. Başına haller geldi ama şu anda bugün bile başlamasının önünde bir engel yok. Zeytinburnu Stadyumu'nun yine geçen 5 yıl içinde çalıştık. Örnek gösterilen stadyumları gezdim ben. Genel müdürlerle konuştum. Yani kulüp başkanlarından biliyorsunuz futbol takımlarının genel müdürleri daha sahayı bildiği için onları dinledim. Deneyimli bir mimarlık firmasından projeyi şekillendirdik. Zeytinburnu Stadyumumuzun altına 1075 araçlık bir otopark ve salı pazarını taşıyacağımız bir kapalı pazar yeri, uygun yerlerine ticareti de yerleştirdiğimiz çok güzel bir proje ortaya çıktı. İnşallah önümüzdeki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, yani Murat Kurum Başkanımızın desteğiyle ki konuştuk, kendisinin de haberi var, Zeytinburnu'muz için paylaşacak. Zeytinburnu Stadyumu'nu sadece stadyum değil, Zeytinburnu Spor'un yeni yuvasını değil, aynı zamanda bir kapalı otopark ki o bölgenin büyük ihtiyacı var biliyorsunuz. Ayrıca maç esnasında da otoparka ihtiyacı var. Kapalı pazar yerini inşallah tamamlayacağız. Sunumda da söyledim, neden Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini alıyorsunuz da kendiniz yapmıyorsunuz? Çünkü efendim Zeytinburnu Belediyesi'nin kendi öz kaynağı Zeytinburnu Stadyumu'nu tek başına yapacak bir güçte değil. Büyük bir yatırım. Şimdi bir rakam vermeyeyim, önümüzdeki dönem güncellenecek çünkü ihale hazırlıkları için. Bir partnere, bir destekçiye mutlaka ihtiyacımız var. Onu bulacağız. Ve önümüzdeki dönem inşallah Zeytinburnu Stadyumu'nun yenisini yapmak bize nasip olsun diye ben dua ediyorum. Üçüncü olarak, üçüncü büyük bizi taşıyacak unsur olarak Zeytinburnu Seyir Terası. Biliyorsunuz eski Zeytinburnu Belediye Başkanlık binasını yeni dönemde Kazlı Çeşme Sanat olarak fonksiyonlandırdık. Orada bir mozaik müzesi ortaya çıktı. 1750 yıl önceye ait bir rahip keşfettik. Bunu müze olarak düzenledik. Kültür Bakanlığı bir müze olarak yetkilendirdi. İçindeki eski memur yemekhanesi ve toplantı salonu olarak kullandığımız binayı mozaik kafe restoran olarak fonksiyonlandırdık, hizmete girdi. Hemşehrilerimizden büyük bir ilgi gördü. Yan tarafın mülkiyetini kazandık. İçerideki araç parklanmasını kaldırdık. Çünkü orası müze bahçesi oldu. Orası şu anda otopark olarak kullanılıyor. Fakat oranın manzarası muhteşem. Orayı da seyir terası olarak düzenleyeceğiz. Park ihtiyacını yerin altına alacağız. Ama aynı zamanda yerin altına 500 kişi kapasiteli düz ayak bir etkinlik mekanını daha Zeytinburnu'muza kazandıracağız. Düğün, nikah, davet, kokteylin yapılabileceği bir mekanı kazandıracağız inşallah önümüzdeki dönem. Ve orada aynı zamanda yeni bir mekan, hayata yeni bir alan daha açmış olacağız. Tıpkı önceki dönemde Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'nda olduğu gibi Zeytinburnu'nda hayata yeni bir alan daha açıyoruz. Orası hepimizin bir araya geleceği, denizi, güneşin doğuşunu, batışını seyredebileceği, sosyalleşeceğimiz, rahatlayacağımız, ferahlayacağımız bir mekan haline gelecek inşallah. Bir diğer meselemiz, 2019 yılı başından itibaren, yani görevi devraldığımız günden itibaren öncelikli olarak üzerinde durduğumuz Zeytinburnu'ndaki binaların, yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi meselesi. Bu uzun bir başlık. Özetlemeye kalkınca da 15 dakika sürüyor en az. Sadece şunu söylüyorum. Önümüzdeki dönemde de Zeytinburnu'ndaki yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi bizim öncelikli meselemiz olmaya devam edecek.
ada bazlı dönüşümde biraz mesafe alamadık. Çünkü kat sayısı, malik sayısı, hak sahibi sayısı arttıkça uzlaşma ihtimali azalıyor. 2019 yılında, evet, hemşehrilerin arama girmeyin. 2019 yılında biz işe başladığımızda bu çoğunluk şartı 3/2 idi biliyorsunuz. 6 Şubat'tan sonra bu çoğunluk şartı %50.1'e geldi. 51 demiyoruz abi. Yani 50.1 bile salt çoğunluk demek. Tam olarak anlamasında salt çoğunluk. Arsanın 51 tık geçen taraf uzlaşmış sayılıyor. Önümüzdeki dönemde buna ağırlık vermeye devam edeceğiz. Somut kentsel dönüşüm projelerinden bahsetmeyeyim ama sadece Zeytinburnu Belediye'mizin, yani bizim emeğimiz olan kentsel dönüşüm imar plan notlarının Zeytinburnu'muza kazandırdıklarından bahsedeyim. Biz uzun bir plan notu çalıştık. Zeytinburnu'ndaki dönüşümün üzerindeki, önündeki engelleri kaldırmak, hemşehrilerimize olan maliyeti azaltmak üzere bir plan notu çalışması yapmıştık hatırlanacağı üzere. Kasım 2021'de o notlara göre ruhsat verebilecek hale gelmiştik. Biz 2022 yılında son 8 yılın en yüksek ruhsat verme sayısına ulaşmıştık. 2023 yılında ise son 24 yılın en yüksek ruhsat verme sayısına ulaştık. Ekonominin halini hepimiz biliyoruz. Buna rağmen elde ettiğimiz başarı büyük bir başarıdır. İmar plan notları çıktıktan sonra, yani o imar plan notuna göre ruhsat verebileceğimiz hale geldikten bugüne kadar Zeytinburnu'nda dönüşen bağımsız birim sayısı 5800 küsürdür. 5800 bağımsız birimin dönüşümü şu anda devam ediyor. Önümüzdeki dönem için bir hedef ortaya koyduk. O da yüzde olarak ne kadar? Yüzdeyi söylemeyeyim abi. Biz iyi şeyleri söylemekle söylemek istiyoruz. Güzel şeyleri söylüyoruz. Pozitifleri söylüyoruz. Önümüzdeki 5 yılda sadece bu yolla, yani bizim yardımcı olduğumuz, uzlaştırdığımız yollarla 12 bin bağımsız birimi dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Zeytinburnu'muzda geçmiş 5 yılda mutabakatla çözülmesi gereken bütün yerleri çözdük. Nereler onlar? Arnavut Mahallesi kamu desteğine ihtiyaç vardı. Çünkü mevcut yapı stoğu, mevcut binalar koruma bandı bölgesinde, sur tecrit bandı bölgesinde olduğu için dönüşmüyordu. Bir kamu desteğine ihtiyaç vardı. Bir arsa tahsis edildi. Oranın ihalesi 7 Mart'ta yapılıyor. Hemen yanında YTT blokları vardı. Riskli yapı kararı alınmıştı. Orası şu anda kaba inşaat bitmek üzere çok şükür. 20 parsel Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin arkasındaki alan tamamen kaçak yapılaşmış, parseli bile olmayan, tamamı tek parsel olarak görünen ve yıkıldığında yeniden yapılamayan bir yerdi. İmar planı çıksa bile sur koruma bandında 1,5 emsal olduğu için yarıdan fazlası açıkta kalan bir yerdi. Orada da bir kamu desteğine ihtiyaç vardı. Orayı da rezerv konutlarla takas suretiyle dönüştürdük. 20 parselin mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçti. Veli Efendi işçi blokları 20 yıllık hikaye. Her dönem uğraşıldı. Bu dönem şu anda %60'ı geçti uzlaşma oranı. İki tarafla, hem hak sahiplerinin kurduğu dernekle hem de yükleniciyle konuşarak bir noktada uzlaştırdık. Sözleşmelerine varıncaya kadar gözden geçirdik. Hemşehrilerimizi koruyacak hükümler konmasına gayret ettik, anlaştırdık. İnşallah çok kısa bir sürede Veli Efendi işçi blokları da dönüşecek. Hemen burada Veli Efendi'de özel sektör tarafından başlatılan bir yer vardı. Biz başladığımızda tamamen inşaat durmuş, yüklenici ortada yoktu müteahhit. Orada da birinci etapın inşaatı yürüyor. İkinci etapta maalesef iki hak sahibiyle uzlaşma sağlanamadığı için uzadı. Ama orayı da çözeceğiz inşallah. Bu bölge için önemli olduğunu düşündüğümüz bir müjdeyi daha açıkladık. 23 Şubat'ta. O da nedir? Bu bölgenin büyük bir okul ihtiyacı var. Bu tarafa her geldiğimde
mahalle toplantılarında, dernek ziyaretlerinde, hemşehrilerimizle konuştuğumuzda okul, 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 okul deniyordu. Bunun için yine başından itibaren bu bölgede nereye okul yapabiliriz diye baktık ve alt tarafta halı sahanın olduğu yerin belediyemiz mülkiyetine geçti. %88'i bugün itibariyle belediyemizin mülkiyetine geçti. Oraya hızlıca önümüzdeki dönem ilk orta ve lise 24 desteklikten 72 desteklik bir okul sığıyor. 24 desteğin destekçisi hazır. Önümüzdeki ilk mecliste hızlıca gereken kararları alarak bu bölgeye 3 ayrı okul, ilk orta ve liseyi kazandıracağız inşallah. Yine tamamlamadan ve sorulara geçmeden bu bölgenin bir ihtiyacı da yüzme havuzu ihtiyacıydı. Çünkü üst tarafta, adliyenin üst tarafında birisi Merkez Efendi'di, öbürü 5 tesisli olmak üzere 200 havuzumuz var, bu tarafta yoktu. Veli Efendi yüzme havuzunun inşaatı sürüyor. Orası yeşil alandaydı biliyorsunuz, üzerinde bir yapı vardı. Orayı kamulaştırdık, hak sahiplerine bedelleri ödendi, tasfiye ettik. Yerin altına indik. Temel atma aşamasına gelmemiz yaklaşık 8 ay sürdü. Çünkü su çıktı biliyorsunuz. Büyük, uzun meşakkatli bir iş oldu ama çözüldü. İnşallah önümüzdeki haftalarda temelini atacağız ama bu temel neredeyse inşaatın %70'i demek. Çünkü tamamı yerin altına konacak. Üzerini de yine aynı mantıkla Zeytinburnu'muzda birlikte kullanacağımız bir alanı açacağız. Yeşil alan olarak düzenleyeceğiz. Çeşmenin yeni yeri tasarlandı koruma kurulu kararları çerçevesinde. Orayı küçük bir yeşil alan daha kazandıracağız ama daha önemlisi bu bölgeye bir yüzme havuzu daha yapıyoruz. Şu anda başladı, ilerliyor. Yine bu bölge için söylemek istediğim şey, bizim buradan Çırpıcı Millet Bahçesi'ne ki birinci etabı yapıldı, ikinci etabı durdu. İnşallah Murat Kurum Başkanımız onu tamamlayacak yeşil alanı. Ama karşıya geçmek için ta bu tarafa gelip tekrar o tarafa dönmek gerekiyor. Zeytinburnu Buzadası'nın hemen bitimiyle kentsel dönüşüm şantiyesinin arasına bir köprü tasarladık. Ama dere olduğu için Büyükşehir'in iznine ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki dönem onu da Büyükşehir'e yaptıracağız. Sizlerin ve İstanbulluların desteğiyle onun da çalışması yapıldı. İmar planında yer ayrıldı. Böylelikle hemşehrilerimiz hemen karşıya geçip o büyük yeşil alandan istifade edebilecekler. Sümer'de uçta Bedaş'ın orada bir 80. yıl parkımız var. Mülkiyeti Büyükşehir'e ait. Geçen dönemde ilan etmiştik ama biliyorsunuz yapmak mümkün olmadı. Bir yüzme havuzu ve otopark projesi de orası için var. İnşallah tamamlamak nasip olur. Şimdi biz önümüzdeki dönem için çok güçlü bir proje açıkladık. Bunların bir kısmı Büyükşehir'le ilgili, bir kısmı bizimle ilgili. Bütün bunları gerçekleştirmeyi Allah nasip etsin. Ama ondan önce elbette desteklerinize ihtiyacımız var. Onun için buradayız. Soruları alalım. Ben son toparlamayı sorulardan sonra yapayım diye düşünüyorum. Eğer dernek başkanımız da müsaade ederse. Mikrofonu vereyim de öyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Dikkatiniz için, ilginiz için var olasınız. Şimdi biz sizin derneğimizi ziyaret edeceğini yayınladıktan sonra kendi iç sistemimizde işte başkana sorulacak olan sorularla ilgili bir takım çalışma yaptık. O çalışmalarla ilgili aşağı yukarı 9 tane soru var. Ben bu soruları yazdım. Vedat ilaveleri var. Bu soruları sorduktan sonra ilaveleri alır sizden. Başlayayım mı? Yani iş bünyemizde oluşturmuş olduğumuz soruları sorayım. O sorular buraya gelsin. Buyurun. Şimdi birincisi şu. Diyorlar ki belediye başkanlığı maaşı ne kadar? Ömer Bey diyorlar başka yerden maaş alıyor mu? İstiyorsanız soru cevap şeklinde mi gidelim? Yok. Bütün soruları alayım ben hepsine cevap veririm. İki, diyorlar ki günümüzde diyor popüler oldu. Ömer Bey diyor belediye başkanı olmadan önce mal beyanında bulundu mu? Onunla ilgili bilgileri verebilir mi? Üç, bizi niye yöresel günlere almıyor? Vedat Bey'in soruları bilgileri. Dört, yok. Yok, ciddi söylüyorum. Bizim kendi iş bünyemizde biz bunları çok defalarca tartıştık. Bunları da ben zaten size söylemiştim. Kuzey Makedonya seyahatiyle ilgili bir gelişme olacak bu dönem.
çalışanlar içerisinde ne kadar Rumeli var? Yani çalışanlardan kasıt büyük Zeytinburnu Belediyesi içerisinde kadroda ne kadar Rumeli var? Rumelilerden başka yardımcısı olacak mı? 3 tane önemli proje açıklamıştınız. Ben lansmanınıza gelmiştim. Bu soru benim sorum. Yani Zeytinburnu Üniversitesi arada bir soru kaçırdım. Başka yardımcımız olacak mı? Benim sorum şu, asıl sorum. İşte Zeytinburnu Hastanesi, seyir tarası, Zeytinburnu Stadı. Birçok yere bakıyorum mesela, benim ofisim Üsküdar'da, Üsküdar Üniversitesi var. Zeytinburnu Üniversitesi olamaz mı? Bir de daha önce siz belediye başkanı yeni seçilmiş olduğumuzda ben size şunu söylemiştim. Bu da benim sorum. Açık açık söyleyeyim. Bizim Üsküp saati eski işlevini kaybetti. Rumeli Camiası'nın buluşma noktası olarak. Ben size buradaki şu üçgendeki parka bir Rumeli anıtı yapabilir misiniz diye sormuştum. Siz de kendinize göre bir çalışma yaptınız. Oranın yeterli olmadığını söylemiştiniz. Onunla ilgili bir gelişme olabilir mi diye soruyorum. Bir de tekrar seçilirseniz, kazanırsanız bizim derneğimizin 26. yıl kuruluş yıl dönümü. Kültür merkezinde biz bir etkinlik yapmak istiyoruz. Bize bu konuda destek olur musunuz? Şimdi bizim kendi iç bünyemizde toparladığımız sorular bunlar. Siz bunlara cevap verdikten sonra bireysel sorular alacağız. Bir ilave et oraya. Söyle, tamam söyle. Soruları almaya devam et. Söyle. DGS'den zor sorular hazırlanmış. Evet. DGS sınavından zor sorular hazırlanmış. Bakalım daha yeni başladık. Başkanım benim söyleyeceğim, biraz önce otoparktan bahsettiniz. O aşağıda 1453'ün oradaki otoparkın altına esasında otopark yapılması gerekir. Bunu daha önce Murat Aydın Başkanı'na da söylemiştim. Artı bir de aynı yere bir pazar istiyoruz, kapalı pazar. Oralarda herhangi bir yere. Yani çünkü pazarlar bildiğiniz gibi çok kalabalık oluşuyor artık. Yani aşağıya bir yere, uygun bir yere bir pazar yapılabilir mi? Ondan sonra daha var. Bizim Turan Güneş Caddesi. Bildiğiniz gibi bir tek bağlantı yolu E5'e. Bizim Turan Güneş Caddesi ve biz orada Turan Güneş Caddesi'nin üstünde oturanlardan biriyim ben. Araçlardan çok rahatsız oluyoruz. Neden rahatsız oluyoruz? Trafik sıkışıyor, klaksonlar devamlı çalıyor. Işıkların olduğu yerde, metro tramvayın geçtiği oraya alt geçit veya bir üst geçit yapılabilir. Artık teknoloji gelişti. Araçlar için. 70'lerin oranı daha iyi. Şu tramvayın olduğu yer. Evet. Yani oraya bir üst geçit veya alt geçit yaptırma imkanımız olabilir mi? Olursa en azından mahalledeki insanların rahatsızlığı ortadan kalkar. Bir de biliyorsunuz hastane var. Ambulanslar gelir geldiği zaman mahalleyi ayağa kaldırıyorlar. Onun dışında farkı söyledik. Okul zaten söylemiştiniz. Aklınıza geliyor. Tamam. Buyurun. Gelirken masaya oturduğumda size bir sürprizimiz var demiştim. İnşallah şahsıma sürpriz ne olacak? Camiamız için de böyle olan sürpriz. Ahmet benim sürprizim var mı? Başkanım hoş geldiniz. Projeleri açıkladığınızda Büyükşehir Belediyesi ile alakalı Murat Kurum Başkanı'nın geleceği ile alakalı veya seçimle alakalı iki belediye başkanının seçimle alakalı bir durum var şu an. Ya stat projesi ve Zeytinburnu ile ilgili belli bir projelerle alakalı diyelim Ekrem İmamoğlu seçime devam ediyor. Bu projelerle alakalı ilk sorum şu. Bu projeler duracak mı? Yoksa Sayın Başkan İmamoğlu ile birlikte ortak bir çalışma içerisinde Zeytinburnu'na katkıda bulunacak mısınız? Artı en önemli sorun göçmen sıkıntısı. Yani Suriyeliler konusu. Çarşamba pazarının olduğu kısımdan aşağıya doğru bir genç olarak Zeytinburnu'da yürüdüğümde inanır mısınız sıkıntı yaşıyoruz. Ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı evet. Yapılabilir mi? Evet, aynen öyle. Büyük ya, projeler var. Başkanım, aklıma geldi söyleyeyim.
Zeytinburnu stadını yapacağız diyorsunuz. Evet. Ama Zeytinburnu takımı ortada yok. O stadı yapacaksınız ama o yaptığınız zaman takımın en az ikincilikte, üçüncülükte veya birincilikte oynaması lazım. Şimdi amatörde en dibe düşmüş bir takım saha yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur? Bununla ilgili bir çalışmanız olacak herhalde. Yani. Ömer Bey, benim de sorum, bu kentsel dönüşüm yapılıyor ama bu kentsel dönüşümlere binalar yenilendiği zaman hiçbir zaman hiçbir binanın altında otopark yok. Sokaklarda otopark sorunumuz çok büyük oluyor ve yapılacak, yenilenmesi gereken çok yeni projeler var. Çırpıcıoğlu, Buz Adası'nın yanının karşısındaki ada bazında bizim annemin arsası var ve şu anda orası hazır bir vaziyette bekleniyor. Bunun durumundan da bilgi almak istiyorum ben size. Planınız olmadı. Buz verecek misiniz? Ve buzda ayırtım yapıldı daha önceleri bildiğim kadar. Bundan sonra yapılmaz inşallah. Devlet özel anlamında mı diyorsun? Efendim? Devlet okulu, özel okul anlamında mı diyorsun? Özel, yani üniversiteye giden öğrenciler için. Tamam, yani orada özel evet. Okullara bilmiyorum. Teşekkür ederim. Evet, bütün sorular için teşekkür ediyorum. Vedat Bey çok güzel soru hazırlamış. Eline sağlık. İki tanesini ben hazırladım. İnanıp inanmam. Şimdi belediye başkanlarının maaşını kanun belirliyor. Evet. Nüfusa göre belediye başkanları maaş alıyorlar. Ben doğrusu son şeyi tam olarak hatırlamıyorum ama herkes internetten bakarak bizim nüfusumuz 300 bin nüfuslu bir yerin belediye başkanının maaşının ne kadar olduğuna bakabilir. Tamamen kamuya açık bir şey. İkincisi mal beyanı. Ben ömrümün 25 yılını devlet memuriyetinde geçirdim. Devlet memurları düzenli olarak mal beyanı verirler. Sadece 30 Kasım 2018'de seçildiğim mazbatayı aldığım 8 Nisan'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam arasında bir boşluk var. Onun dışında düzenli olarak mal beyanı vermiş birisi. Çok merak edilecek bir mal beyanı yok. Arzu ederse, karar verirsek açıklarız ama ben kamu görevinden gelen bir üst düzey yöneticilikten daha doğrusu gelen birisi. Biz emeğimizle varız. Hayatımızda, yaşantımızda ortadayız. İhtiyaç hasıl olursa tabii ki mal beyanını açıklarız ama düzenli olarak mal beyanını zaten veriyoruz. Bu seçimden sonra da yeniden vereceğiz inşallah. Üçüncü soru, yöresel günlere bizi niye almıyorsunuz? Bu Vedat Bey'in sorusu gibi geliyor bana. Daha önce konuştuğumuz için. 4 yılda defalarca söyledik. Evet, hep söylediği için. Şimdi yöresel günlerle ilgili bir parantez açıklaması da yapayım. Sanatçıları belirlerken özellikle Zeytinburnu'nda yaşayan Rumeli sanatçılar niye tercih edilmiyor? Yani Salih Can sadece Zeytinburnu'nda bir tek Salih Can yok. Mesela Fuat abi. Fuat abi neden davet edilmiyor? Özellikle onu soruyorum. Teşekkür ederim. Şimdi efendim yöresel günler biliyorsunuz oturmuş bir yapısı var. Mekan sayısı, stand sayısı sınırlı. En iyi temsili bulmak istiyoruz. Zeytinburnu'nda ilçe başkanımız yanılıyorsam düzeltsin. Aktif mekanı olan 80 dernek var. Doğru mu? 80 ile 100 arasında değişiyor. Vedat Bey de aslında bunu bilir. Biz olabildiği kadar en iyi temsile ve her bölge temsil edilsin istiyoruz. Netice itibariyle herkes 15 Temmuz meydanında yöresel günlerin en iyi sonucu almak için uğraşıyoruz. Biz de onun için uğraşıyoruz. Orada Rumeli Türkleri temsil ediliyor. Ben Vedat Bey'e aslında temsil edildiğini söylüyorum ama kendisi de istiyor. Biz kabul etmiyoruz. Biz onu kabul etmiyoruz. Neyse ben aranıza girmeyin. Aranıza girmeyin. Dolayısıyla orada iyi her bölgenin en büyük derneğine, diyelim ki köy dernekleri var, il derneğine veriyoruz standı. Bu benden önce de böyleydi. Bildiğim kadarıyla 20'sini mi yaptık? Rakamı hatırlamıyorum. 20 falan olsun. 19 ya da 20 olarak inşallah. 19'uncusunu yaptık. 20'sini yapacağız. Yani benden önce 14 yıllık bir geçmiş var. Pandemi döneminde bir yıl yapamadık galiba.
oturmuş, yani katılımcı dernekler bakımından da oturmuş bir yapısı var. Biz olabildiği kadar iyi bir temsil için çalışıyoruz. Rumeli'li hemşehrilerimizi... Cevap hakkım doğdu, cevap vereceğim. Cevap vereceğim, mikrofonu tekrar sana vereceğim. Burada ben misafirim, sen ev sahibisin. Tamam. İç, şey mikrofon sende. Şey mikrofon sende. Dolayısıyla onu da o şekilde cevaplamış olalım. Makedonya'ya Zeytinburnu'muzdaki ileri gelenlerle bir seyahat planı vardı. Ama geçen dönem dünyanın başına, Türkiye'nin başına işte biliyorsunuz hepiniz olmadık işler geldi. Bunu ben hayal etmeyi sürdürüyorum. Ne zaman olur, nasıl olur bilemiyorum. İnşallah önümüzdeki dönem yapmak nasip olur ama geçtiğimiz dönem 2 yıl pandemiyle bitti. Son yılda 6 Şubat depremiyle hepimiz sarsıldık. Dolayısıyla yapamadık. İnşallah yapmak nasip olur. Personelimizden bir milliyet şeyimiz yok. Öyle bir ayrımımız yok. Hakikaten o istatistiği bilmiyorum. Ama bu vesileyle şu konuyu izah etmek isterim. Biz Zeytinburnu hizmetkarlığına soyunduğumuzda verdiğimiz sözlerden bir tanesi Zeytinburnu Belediyesi'nde Zeytinburnu'nda oturanlar çalışacak dedik. İki, Zeytinburnu'nda iş arayanlarla Zeytinburnu'nda veya Zeytinburnu dışında personel arayanları buluşturacak bir merkez kuracağız dedik. 9 Nisan'da biz görevi devraldık. 15 Mayıs 2019'da Zeytinburnu Kariyer Merkezi'ni hayata geçirdik. O gün bugün bütün alımlarımızı orada ilan ediyoruz. Bu zamana kadar Zeytinburnu'nda ikamet eden 3450 hemşehrimize iş bulmuşuz. 3450. Küsuratları yuvarlıyorum yukarı doğru. 3440 küsür. 3500'ü yuvarlayalım istersen Vedat Bey'le anlaşalım. Bunlar tamamen Zeytinburnu'nda oturan ve bütün alımlarımızda Zeytinburnu'nun ikametini ilan tarihinden itibaren bir yıl geriden başlamak üzere Zeytinburnu'nun ikametini şart olarak arıyoruz. Neden? İlandan sonra ikameti taşımasın diye. Zeytinburnu Belediyesi'ne mi? Diğer belediyelerde içinde var mı? Zeytinburnu Belediyesi'nden bahsediyorum. Diğer belediyelerin alımından benim haberim olmuyor. Siz alıp o taraflara gönderebilirsiniz gibi sordum. Yani onun için işbirliği yapmaları lazım. Onun için işbirliği yapmaları lazım bizimle. Bu sayı, biraz önce söylediğim sayı, Zeytinburnu Belediyesi'nin de toplam çalışan sayısının 2 katı. Dolayısıyla her aradığımız personel için Zeytinburnu'nda aradığımız vasıflara en uygun mesai arkadaşımızı yine burada oturanlar arasından seçiyoruz. 5 yıl boyunca bunun istisnası sadece buradan bulamadığımız vasıflarda bir ihtiyaç ortaya çıktığında oldu. O da somut olarak söyleyelim, Bilim Zeytinburnu'na öğretmen alımında maalesef içeriden o özellikleri taşıyan bir arkadaşımızı bulamayınca bu sefer tercih sebebine dönmek durumunda kaldık. Onun dışında bundan sonra da bu söylediğim önümüzdeki dönem içinde geçerli. Bundan sonra da Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışmak bir imkan ise bundan Zeytinburnu'nda oturanlar yararlanacak. Alımlarımızı ilan etmeye ve ikamet şartı koymaya devam edeceğiz. Bir hususa açıklık getirelim. Biz bir de memur alımını KPSS puan üzerinden yapıyoruz biliyorsunuz. Orada kamu alımlarında ikamet şartı koşulamıyor. O izahı yapmış olalım. Memur alımlarımızda ikamet şartı konamıyor çünkü onu eşitliğe aykırı görüyor Anayasa Mahkemesi ama belediyenin kendi personel alımlarında ikamet şartı için bir engel yok. Bu zamana kadar koyduk. Bundan sonra da devam edeceğiz. Kamu personeli alımında da yani memur alımında da eğer mülakat imkanı varsa Zeytinburnu'nda oturanları tercih ediyoruz. Çünkü bu bizim de arzu ettiğimiz bir şeydir. Zeytinburnu'muzdaki bir ev daha belediyenin üzerinden evine ekmek götürürse bundan memnun oluruz. Şimdi başkan yardımcılıkları meselesinden önce bizim 31 Mart'ta bir büyük seçimimiz var. Bizim geleneğimiz seçimden önce kadrolar dağıtmaya uygun bir gelenekten gelmiyoruz biz.
seçimi kazanacağız. Ondan sonra çalışma arkadaşlarımızı seçeceğiz. En birlikte en rahatlıkla yürüyeceğimiz bir takım kuracağız. Mevcutları, yenileri ne olur? Onu inşallah önümüzdeki dönem hep birlikte göreceksiniz. Zeytinburnu Üniversitesi olamaz mı? Olabilir, o adı geçen üniversite bir şahsa ait bir üniversite biliyorsunuz. Zeytinburnu'nda çok sayıda üniversite var. Bizden önce kurulmuş. Şimdi benim bildiğim kadarıyla GÖK İstanbul'da yeni üniversite kurulmasına izin vermiyor. İstanbul'daki üniversitelerin çokluğu dikkate alındığında. Bu biliyorsunuz bir vakıfların, daha doğrusu üniversite vakıflarının teşebbüsüyle kuruluyor. Zeytinburnu Üniversitesi, adı Zeytinburnu olan bir üniversite olsa ben de çok isterdim ama maalesef bu zamana kadar bu mümkün olmadı. İnşallah önümüzdeki dönemde olur. Bunu bir temenni olarak alıyorum. Vedat Bey'in söylediklerini bir temenni olarak alıyorum. Yakın bir zamanda yeni bir üniversite kuruluşuna izin vermeyecek gibi görünüyor. Yok ama olursa, bizim de müdahil olabileceğimiz bir yer olursa ben de çok isterim. İsim olarak Zeytinburnu'nun yaşayacağı bir üniversite. Ama biz Zeytinburnu ismimiz daha çok yaşasın diye bir ara bakmıştım ben. Bizim yapıp ettiğimiz işlerden adında Zeytinburnu olan onu geçmiştim. Zeytinburnu İzcevi, Zeytinburnu Millet Kütüphanesi, Zeytinburnu Buz Adası diye. Zeytinburnu'muzun adını daha yukarı, Zeytinburnu Mozaik Müzesi gibi, Zeytinburnu adını daha yukarıya taşımak için hepiniz adına uğraşıyoruz. İstiyoruz ki bu memleket hep iyilikle, güzellikle anılsın. Elbette içeride problemler olabilir. Hoşumuza gitmeyen tutumlar da olabilir. Bu ailenin içindeki diyelim ki yaramaz bir kardeşin tutumu gibidir. Onu dışarıya söylemek, dışarıya duyurmak, afişe etmek istemeyiz. Biz Zeytinburnu hep iyilikle, güzellikle anılsın istiyoruz. Bütün çabamızın özü budur aslında. Şehir olarak hem kendisini kalkındıralım, geliştirelim, güçlendirelim hem de Zeytinburnu iyiliklerle anılsın. O bakımdan biraz önce söyledim. Tek başına Zeytinburnu Mozaik Müzesi, Zeytinburnu'nun bundan sonraki adını farklı mahfillerde, Türkiye'de, dünyada, İstanbul'da çok güzellikle anılacak çok kıymetli bir iş oldu. Bu vesileyle hala görmemiş hemşehrilerimiz varsa Zeytinburnu Mozaik Müzemizi gezmelerini çok tavsiye ederim. Gitmişken Mozaik Kafe Restoran'a da uğrarlarsa iyi olur. 31 Mart'a kadar Medine Müdafi Fahrettin Paşa sergisi de sürüyor. Ona da ayrıca göz atarsanız çok memnun oluruz. Vedat Bey'le bizim tatlı münazaralarımızdan bir tanesi de bir Rumeli anıtı meselesi. Buraya hakikaten çok emeğine güvendiğim, bizim de bize de güzel işler yapan bir mimar arkadaşımıza yeri gösterdim. Geldi baktı. Baktı. Ya dedi ki buraya bir şey olmaz ya, böyle tip direk öyle. Bunu Vedat Bey'e söyledim. Ama Vedat Bey'in gönlü geniş olduğu için orayı da büyük bir anıt yapılacak eser olarak görüyor. Ben Vedat Bey'e dedim ki sen birisine çalıştır bakalım bir şey olacak mı dedim. Oraya bir şey olmuyor. Geriye Üsküp meydanındaki saat meselesi. Rıdvan Durmaz kardeşim bakalım nasıl cevap vereceğim diye bakıyor. Biz meclis grubunda hemen her toplantıda Rıdvan kardeşimiz orayı gündeme getirdi. Bu biraz şehirciliğe dair bir şey söylemek istiyorum ben. Şehirlerde kamusal mekanlar sürekli yıkılıp yapılırsa hafızası kaybolur. Ben mesleki ünvanım, mesleğim hukukçuluk olsa da hem TOKİ'de, hem Kültür ve Turizm Bakanlığı, hem burada şehirciliğe dair epey mürekkep yalanmış bir kardeşiniz. 20 yıl önce yapılmış, 20 yıl öncesinin tasarım unsurunu taşıyor. Orada bir mek var. Yapıldığında, ben biliyorum, ben de buradaydım. O takımın içindeydim. O tarafa bakmasam da. O zaman hatırı sayılır bir ilgi doğurmuştu, memnuniyet doğurmuştu. Şimdi buradan bakınca, bizim yaptığımız yeni eserlere bakınca evet o biraz ne diyelim hani evet yani şimdi gölgede kaldı. Ama şimdi onu yıkınca o yapıldığı yılın bütün tarihi yok olacak.
Yerim, şimdi doğrusu böyle çok içime sinen bir şey olsa memnuniyetle baş göz üstüne ama çıkmadı. Orayı da çalıştırdım bu arada. Yani Zeytinburnu'muzda başka, şimdi söylemeyeyim ben, başka böyle eserler de var ama dokunmamayı bir tercih olarak sürdürüyoruz. Dokunmayalım. O da bir hatıra. Onun da kendisine göre bir hafızası var diye düşünüyorum. Doğduğunda o saat varmış. Devam etsin o. Bir nesiller boyu süreklilik olsun. Benzer bir şey artık anıt haline gelmiş ağaçlar için bile söz konusudur. Büyümüş, yetişmiş ağacı kesince oranın tamamen atmosferi değişiyor. Başka bir hale geliyor. O yüzden eski ağaçların etrafını çevirttiriyorum. Gerekirse yolları değiştiriyorum filan. O dursun, o nesiller boyunca sürekliliği sağlasın diye. Bu kapsamda madem sohbet uzadı, biz 100. yılda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Zeytinburnu'muza 100 çınar ağacı diktik. İstiyoruz ki bu nesiller arası sürekliliği bu sağlasın. Biz geçip gideceğiz. Her fani gibi, her insan gibi gelen geçiyor. Ama onlar kalsın ve çocukluğundan itibaren bir de çınar ağacı biliyorsunuz bir şehir ağacıdır ve uzun yıllardır yaşar. 200-250 yıllık hatta daha eski. Bu bölgenin de ağacı. Doğru. Osmanlı ağacı aynı zamanda bir şehir ağacı. Onları diktik. Ya bunlar 100. yılda dikildi. Benim beklentim şu. Benden öncekiler nasıl korumacı davranıyorsam bizden sonra da bu çınarları korurlarsa ya bu 2023 yılında 100. yılda dikilmiş. Hani ilelebet cumhuriyet yaşasın, payidar olsun bu topraklarda. Bu doğamız, temennimiz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için varız. Ama o nesiller arası sürekliliği sağlasın. Dedem bunu görmüş, ben görmüşüm, torunum da görmüş desin. Biraz böyle hafif korumacı bir tutum dolayısıyla onu yıkmak çok içime vermiyor yıkmayı. Daha güzel bir şey çıkarsa memnuniyetle baş göz üstüne son bir cümle. Bu tür anıtlar iyi tasarlanmazsa çok karikatür konusu olabiliyor. Çok örneği var. Yine kötü örnekleri saymayın. Aklınıza gelen siz de düşünün. Bir şehire dair yapılmış şeyler. Karikatür oluyor. Hani içine sinen bir şeyi bulmak o kadar kolay değil. Önümüzdeki dönemde inşallah bizi de yansıtan bir şeyi bir herhangi bir yere dikmek mümkün olur diye temenni ediyorum. Vedat Bey'e bu uzun münakaşamızı buraya da taşıdığı için ayrıca kendisine çok teşekkür ediyorum. Kültür Merkezi 26. yılını beraber yapalım. Bizim bir katkımız olursa, elimizden geleni yaparız. Hangi aydaysa, Kültür Merkezi'nin... Nisan sonu planlıyoruz. 2024 Nisan sonu. Evet, bu Nisan sonu planlıyoruz. Yani Vedat Bey bizim Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'nı kazanacağımıza kesin gözüyle bakıyor. Bunu gazeteciler yazsın. Çok memnun oldum. Bak şimdi tamam, bu problem yok. Beraber yapacağız ama. Benim de elimden ne gelirse yapacağım. Memnuniyetle baş göz üstüne. Hiç tartışmasız burada herkesin huzurunda söz veriyoruz. Biz de bir ucundan tutalım. Güzel bir şey yapalım. Bir emeğimiz geçerse biz de çok memnun oluruz. Şimdi Vedat Bey'in soruları nihayet bitti. Ben ama 3 konuda size bir açıklama yapmam. Peki. 1453'ün 6 dediniz. Şöyle genel bir tutumumuzu artık belediye başkanlığında Vedat Bey'den geçtiğine göre artık sohbete döndü mesele. Genel bir tutumumuzu açıklamak istiyorum. Yeşil alanlara, abi sen söyledin insanın da yapacağız diye yani seçim var falan demedin yani. Şöyle devlette devamlı... Hakem santraya koştu. Hakem santraya koştu. Yeşil alanların bir metrekaresine dokunmak istedim. Başka yerler için karakol vesaire talebi geldi. Ben dedim ki zaten bizim çok az yeşil alanımız var. Bunları kazanasıya kadar canımız çıktı. Büyük emek harcadık. Velev ki kamu ihtiyacı için bile olsa yeşil alana bir şey yapmaya gönlüm razı değil. Yeşil alandan bahsetmiyorum. Dolayısıyla bir defa 1453 yapıldı. Onun altına artık girme şansı yok. Oranın başka bir yerinin ancak yer altına yapılabilir. Fakat oranın mülkiyeti, tasarrufu biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. 1453 deyince Ahmet kardeşimizin biraz sorusuna yandan bir cevap vermiş olayım. Geçtiğimiz yıl Zeytinburnu Belediyesi olarak bizim geleneksel iftarımız var.
kaymakamımızın, dernek başkanlarımızın katıldığı protokol iftarı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi'nin resmi talebine olumsuz cevap vermiştir. Biz bunun üzerine bir çadır kurmak durumunda kaldık. Protokol iftarını orada verdik. Bu biraz yandan bir cevap oldu. Sana doğrudan cevabı da vereceğim. Kapalı pazar, Zeytinburnu'muzda ilk kapalı pazar yerini yapmak bize nasip oldu. Önümüzdeki dönem için sözümüz, cumartesi pazarını Merkez Efendi'de yapacağımız bir pazar alanına taşıyacağız. Orada hem otoparkta hem kapalı pazar yeri yapacağız. Yeri hazır. Hemen başlıyoruz Nisan ve Mayıs'tan itibaren. Stadyumun altına bir kapalı pazar yeri daha yapacağız. Onun da alanı çalışıldı. Sarı pazarını oraya taşıyacağız. Ama bu Zeytinburnu'ndaki bütün pazarlar bitmiş olmuyor böylelikle. İki büyük pazarımız var. İkisi de buraya ilgilendiriyor. Çarşamba ve pazar pazarları. Bunlar çok büyük. Bunları velev ki oransal olarak indirerek bile olsa toplamak için epey büyük bir alana ihtiyacı var. Bu aklımızın bir ucunda duruyor. İnşallah bir yer bulmak nasip olur ama bu bir söz olarak değil. Ben aynı hususu 2019'da da şunu söylüyordum. Aynı cümleyi tekrar edeyim. Pazar bizim kültürümüz. Hepimiz pazardan alışveriş yapmaya alıştık. Bizim evdekiler dahil olmak üzere. Pazarcı esnafımız, bizim esnafımız, onlar da evine ekmek götürüyorlar. Dolayısıyla burada bir mutabakat var. Yeri konusunda tartışma var. Bunları kapalı pazar alanına olabildiği kadar aynı olmasa da 3 aşağı 5 yukarı aynı uzaklıkta ama yürüme mesafesinde. Evden yürüyerek pazara gidilip gelinebilmelidir. Pazarın genel olarak özelliği bu. İki pazarla ilgili sözümüz var, diğerleriyle ilgili var bir hayalimiz deyip geçiyorum inşallah. Çarşamba ve pazar pazarına da bir çözüm bulmak nasip olur ama Zeytinburnu'muzun önceden gelen yapılaşma problemleri dolayısıyla alan darlığı, zorluğunu biliyorsunuz. Kamulaştırarak yeşil alan yapıyoruz. Millet Bahçesi bir askeri lojmanın tasfiyesiyle ortaya çıktı. Pandemi döneminde Çırpıcı Çayır aşağıda 1453'ün orta geçici olarak bir pazar kuruldu. Pandemi döneminde yani insanlar orada alışveriş yaptı. Ona istinaden böyle bir yere uygun bir şekilde... Ama kapalı pazar, yani pazar pazarını alacak bir kapalı pazar demek o yeşil alanın tamamen betonlaşması demek. Biraz önce söylediğim şeye çok ters. Ama başka bir formül bulacağız. Haftanın bir günü kullanıldı. Bulanlar arayanlardır ama kapalı yapınca kalıyor haftanın bir günü bile olsa. Beş testindeki kapalı pazar yeri belli. Bak şimdi kapalı pazar var mı şimdi? Kazı Çeşme. Kazı Çeşme. Ama çalışmıyor. Onu yaşadım ben. Dolayısıyla kapalı pazarı cevaplamış olduk. Şimdi hepiniz biliyorsunuz, tekrar etmiş olalım. Büyükşehir belediyelerinde ulaşıma dair, ulaşım ve trafiğe dair her türlü karar merci Büyükşehir Belediyeleri'ndir. Oraya bir üst geçit sığar mı sığmaz mı onu bilmiyorum. Bunu bir talep olarak alıyorum. İnşallah önümüzdeki dönem çalıştırılabilir. Çalışır mı çalışmaz mı onu bilmiyorum doğrusu. Ahmet Bey güzel bir soru sordu, Ahmet kardeşimiz. Dedi ki siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacağınızı söylediğiniz... Şu yüzden söylüyorum başkanım, ben sizin belediyeciniz de beğendim. Teşekkür ederim. Çünkü iki belediye başkanı birleşirse farz edelim Murat Kurum gelmedi. Bu sonuçta siyaset yani, sonuçta bir seçim. İki belediye başkanı birisi gelecek. Yani önemli olan Zeytinburnu'na katkıda sağlamak. Yani stat olur. İşmet yani, sonuçta altı işmet. Stat olur, başka şey olur. Yani örnek veriyorum, iş birliği içerisinde olursanız ben inanıyorum Zeytinburnu daha da ilerli olacak. Onun hiç şüphe yok. Şimdi elimizde hazır bir 5 yıllık tecrübe var. Ben biraz önce söyledim. Ömrümün 25 yılını devlet hizmetinde üst düzey yönetici, tamamı yönetici olmak üzere en sonuncusu, bakanlığın en üst düzey kamu yöneticisi olmakla geçirmiş birisiyim. Devlet görevleri, belki seçimle bile gelinmiş olsun, seçimden sonra artık hepimiz için devlet görevidir. Başımızın üzerinde yeri vardır. Ben ömrümü böyle geçirdim. Hangi partiden gelirse gelsin, seçimle gelinen bir görev biri seçildiyse o artık hepimizin başkanıdır. Ben kendim de seçildiğim gün söyledim. Bugün itibariyle Zeytinburnu Belediye Başkanlığı sıfatını kazanıyoruz. Bugünden itibaren herkesin belediye başkanı olacağım dedim. Ve 5 yıl boyunca buna halel getirebilecek herhangi bir tutumum olmamıştır.
buna düğünden, dernekten, taziyeden başlayarak her konuda bütün hemşehrilerimizi kucaklayan bir tutum içinde olduk. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Büyükşehir Belediyesi için de aynı tutumla başladık. Zeytinburnu Belediye'mize geldik. Muhalefet ve iktidar meclis üyeleri şahit, çünkü katılımcılar o kadardı. Onların huzurunda Zeytinburnu'nun ihtiyacını anlattım. Birlikte bir şey geliştirebilir miyiz diye bakarken hepinizin duyduğunu zannettim, başımıza işler geldi. Nedir onlar? 30 yıl Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak kullanılmış eski belediye binasının son 5 yılı için, neden son 5 yılı için? Eksimisil uygulaması ancak 5 yıl geriye gidiliyor. Diyelim ki siz geç fark ettiniz, ne zaman fark ederseniz ondan ancak 5 yıl geriye gidebiliyorsunuz. 2022 yılında Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası, hepiniz biliyorsunuz, 2015'e kadar belediye başkanı olarak kullanılan binaya 22 milyon, 2022 yılının rakamlarıyla söylüyorum, 22 milyon ecrimisiyle muhatap oldu. Öncesinde Büyükşehir Zabıtası kapıya dayandı. Arkadaşlarımız dediler ki, burası Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, yani varsa bir derdiniz, yazısı çizisi. Ben o ecrimisi tebligatı gelince, hani Ahmet Bey sorduğu için söylüyorum, Büyükşehir'de ilçe belediye başkanları için ayrılmış arkadaşımızı aradım. Dedim ki, bir ecrimisi ihbarnamesi geldi. Biz burada işgalci değiliz. Belediye herhangi bir yerde işgalci olamaz. Bize yapılmış tahsisler var. Biz buna itiraz edeceğiz. Lütfen bunu iptal edin. Bu sizi de bizi de sıkıntıya sokar. Benim kimseye yalan borcum yok. İsterseniz isim de söyler. Geçmiş iş. Oralara karıştırmıyorum ama Ahmet kardeşimiz sorduğu için söylüyorum. Ne söylediğini geçiyor. İtiraz ettik. Reddettiler itirazı. Mecburen dava etmek durumunda kaldım. Çünkü 22 milyonluk borç Zeytinburnu'nun borcu haline gelecekti. Mahkeme kararıyla bütün süreçleri sonuna kadar takip ederek devam ettirdiler ama biz kazandık. Neden? İlk dönem belediye başkanımız, Muzaffer Çavuşoğlu başkanımız döneminde Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreterin imzası var. Bütün bunları koyduk biz ekip. İkinci dönemde Sayın Sözer'in imzası var. Bütün bunları Büyükşehir Belediye Meclisi'ne anlattım ben. Sonraki dönemde de düzenli olarak biz onarımlar yapmışız. Belediye başkanı olarak kullanılmış. İşin gerçeği, bir dönem ben emlak istimlaktan sorumlu başkan yardımcılığı yaptım. Kadir Topbaş bir o zaman Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Ben Murat Bey'e dedim ki, Murat Aydın'a, ya buranın tapusu Büyükşehir'de görünüyor, bunu alsak iyi olur. Ya ne fark ederdi, ne diyeceğiz şimdi Kadir abiye, ya tapusunu vermene münasebet Büyükşehir Belediye'miz. Ne olacak dedi. Biz hiç şey etmedik. Yani ne münasebet, ilçe belediyesi yani. Sonra biz rejimizi iptal ettirdik, tapusunu dağıttık. Orası artık Zeytinburnu'nun malı haline geldi. Kötü komşu ev sahibi yaptı. Bunu niye anlattım? Her şey ortada. Geri kalanını saymıyor. Neden? Biz önümüzdeki döneme bakacağız. Biz Murat Kurum'un Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağına inanıyoruz. Ancak ben bunu 2019'da da söyledim. Zeytinburnu'nun kamusal anlamda, bireysel anlamda değil, kamusal anlamda bir problemi varsa, o problemin çözümünün anahtarı, çözümü kimdeyse ona gideriz. Elimizden gelen her şeyi yaparız. Üstelik bu konuda insanın kendisiyle ilgili konuşması biraz zordur. Hani biz devlet deneyiminden gelen birisiyiz. Her türlü. Üstelik teşekkürde de hiç şey yapmayız. Yani kıskanç davranmayız. Yeter ki bir taş üstüne taşla birisine mi olsun. Ama bu dönem böyle bir uyum ve işbirliği sağlanamadı. Onun da gerekçelerini söylüyorum. Marmaray Zübeyda'nın parkı için yalvardım ben. 2 yıl sürdü. Lütfen burayı ya tamamlayın ya bizim tamamlamamız izin verin. 2 yıl orası çöplük haline geldi. Elimde yazılar var ama ben geçmişi karıştırmaya gelmedim buraya. Defalarca hem konuşmuşum hem yazı yazdırmışım. Lütfen ya tamamlayın. Burası çöplük haline geldi. Ya bize devredin. Ya dediler ki biz yapamıyoruz. Siz yapın. 38 günde orayı park haline getirdik. Geçen dönem bir işbirliği sağlanamadı. Biz bu sebeplerle önümüzdeki dönem Murat Kurum'un kazanacağına inanıyoruz. Ama Zeytinburnu stadına kim destek olmak istiyorsa ona gitmeye ben hazırım. Peşinen burada ilan ediyorum.
Yeter ki karşılıklı işbirliği olsun. Son olarak benim bilgim ve rızamın dışında kamuoyuna mal olan bir tartışmamız oldu. O gün bugün zaten birbirimizi görmedik. O da ben sadece kendim değilim, biz büyük Zeytinburnu ailesini temsil ediyoruz. Ben nasıl seçilmiş birisine saygı gösteriyorsam herkesin bize saygı göstermek zorunluluğu var. Kim olursa olsun. Neden? Biz de seçilmişiz. Elbette herkes haddini, hududunu bilecek ama herkes ayrıca saygı biliyorsunuz sadece karşındakinize gösterdiğiniz saygı aynı zamanda kendinize gösterdiğiniz saygıdır. Dolayısıyla keşke olmasaydı ama bu dönem Büyükşehir Belediyesi ile iyi bir işbirliği sağlayamadık. Bütün bunlar da her şey herkesin huzurunda oldu. Herkesin gözü önünde oldu. Bizim halimiz, tavrımız, tutumumuz ortadadır. Seçilmiş herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Atanmışın da öyle eğer bir yetki kullanıyorsa. Seçildikten sonra mesele artık Zeytinburnu meselesi haline gelir. Bu vesileyle tekrar söyleyeyim. Zeytinburnu'na taş üstüne taş koymuş. Herkesten Allah razı olsun. Önceki dönem belediye başkanlarımın tamamından hepsinden Allah razı olsun. Ben önceki dönem belediye başkanlarımızdan tamamını bayramlarda arayıp bayramlarını tebrik ediyorum. Onların şimdiki makamların temsilcisi olarak Ahmet Bey'e sorusu için teşekkür ediyorum. Zeytinburnu stadyumuyla ilgili bizimle kim işbirliği yapmak isterse memnuniyetle seve seve kabul ederiz ama Murat Kurum Başkanımıza desteğinizi talep ediyorum. Başımıza gelen halleri yeniden oraya dönmek istemiyorum. Şimdi biraz önce söyledim biz iyi hallerimizi ansak iyi olur diye. Ama orada da bir geri gidelim 2019'a. Benim 2019'da o zaman taze Ankara'dan gelmiş bir kardeşiniz olarak seçim çalışmaları esnasında 3 ay içinde buradaki durumun fark edilir bir biçimde değişeceğini söylemiştim. Ve 2019 yılında Zeytinburnu ilçesi en çok geri gönderme işlemi yapan ilçe oldu. Kayıtlarda sabit. Dönemin kaymakamı valisinden Allah razı olsun. Şu anda bana sorarsanız durum büyük oranda kontrol altındadır. Bunu kontrol etmekle, denetlemekle görevli kurumlara yani polis teşkilatına, göç idaresine elimizden gelen desteği veriyoruz. Neden? Zeytinburnumuzun huzuru ve güvenliği bizim için son derece önemli. Doğrudan bizim görev ve sorumluluğumuz olmasa da komşularımızın huzuru bizim huzurumuz. Bunun için elimizden gelen desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. Sadece 5 yıl içinde muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz, hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda 60 noktaya 366 kamerayı yerleştirmiş, emniyet müdürümüze teslim etmişiz. Bütün bunları buranın huzuru için yapıyoruz. Aydınlatma bunun için takip ettiğimiz bir iştir. Aydınlık ferah yerler olsun. Önümüzdeki dönemde de bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Araç ve yakıt desteklerimizden de bahsetmek bile gereksiz. Polisimizin, emniyet teşkilatımızın her zaman yanındayız. Yeter ki buradaki huzurumuz ve güvenliğimiz sürsün. Güzel bir soru. Zeytinburnu stadyumunu yapacaksınız ama nasıl olacak? Orada da şöyle, şimdi bir takım olsa bunların antrenman yapacak bir yeri yok. Maç yapacak bir yeri yok. Ben şöyle düşünüyorum. Zeytinburnu stadını bir hale yola koyabilirsek stadla birlikte takım da bir hale yola girer diye düşünüyorum. Temel Zeytinburnu'muza temel sözüm Zeytinburnu stadını yeniden 2020'li tarihlere göre yapmaktır. Takımla ilgili de sözümüz her tür desteği vermektir. Ben onun için bir şey söylüyorum. Bir babayı çıkacak ve biz de onun arkasında hizalanacağız diyorum. Elbette bütün belediye başkanları gibi ben de ilçemizin bir takımı olsun. Zeytinburnu Spor eski ihtişamlı günlerine dönsün. Onunla birlikte sevinelim, onunla birlikte üzülelim. Yek vücut olalım ben de çok istiyorum ama önce Zeytinburnu Spor'a bir yuva lazım. Yuva olunca ben gerisinin hallolacağına inanıyorum. İkinci turda mikrofonu vereceğim. Şöyle eskiden söylenen bir laf vardı Zeytinburnu Spor düştükten sonra. Belli bir borçları ödedikten sonra tekrar aynı yere çıkabilir. O ya öyle bir
söylenti vardı. Ne derece? Yeni bir takım satın alınabilir ikinci. Efendim onun formülleri var. İşten daha iyi anlayan arkadaşlar var. Dolayısıyla önce Zeytinburnu Spor'la ilgili ilk adım atmamız lazım. Zeytinburnu takımıyla ilgili sonra gerisin geleceğine hakikaten inanıyorum. Şaban abinin söylediği mesele sokakların yapılması. Değerli hemşehrilerim, orada şöyle bir tutum izliyoruz. Bizim sıfırdan girdiğimiz sokaklar oldu biliyorsunuz ama onun için biraz epeyce tahrip olmasını biraz bekliyoruz. Neden? Bir kamu kaynağı kullanıyoruz. Sürekli sokağa yık yap. Doğru bir şey değil. Oraya bakacağım ben, orası Arnavut kaldırımlı bildiğim kadarıyla. Doğal parke taş var. Biraz ondan kaynaklanan bir problem var. Yeni yaptığımız yerlerde trafik yoğunluğuna göre parke taştan vazgeçip asfalta dönüyoruz. Orayla ilgili bakacağım yeniden inşallah önümüzdeki dönemde ihtiyaç varsa tamamını, değilse tamirle geçeceğiz. Kanal meselesiyle ilgili iki mesele var. Birisi kanalizasyon tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Hangi kanaldan bahsettiğiniz zaman yağmur suyuyla ilgili ise ona baktırmamız lazım. O da aynı şekilde Büyükşehir sorumluluğunda. İnşallah önümüzdeki dönem iyi bir işbirliği ve koordinasyonu Murat Kurum Başkanımızla birlikte sağlayacağımıza inanıyoruz. Evet. Başka şimdi konuyu üzerinde olduğu için söyleyeyim. Bu paket taşların gerçekten değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi yapılıyor. Ertesi günü bakıyorsunuz çökmüş, bir taraf çökmüş, bir taraf havada. Çok doğru. Arabalar sorun yaşıyor. Bayanlar topuklu ayakkabı giyiyoruz. Düşüyoruz. Benim komşum öyle düştü. Ayağı kırıldı ve uzun süre dışarı çıkamadı yani. Yaşlıydı kendisi de, bayağı bir sorun yaşadı. Bu dediğiniz gibi asfalta geçilirse çok iyi olur. Bir de şunu söyleyeceğim. Malum burada binalar çok sık. Kıraathane, binaların altında kıraathane olması çok kötü. Benim evet, tam evimin arkasında biz gürültüden hiç uyuyamıyoruz. Yani çok, bunu defalarca bildirdim ama hiçbir sonuç alamadım. Hani direkt şikayet etmediniz. Kimsenin ekmeği de oynamak istemiyor. Burada çalışanlar da var. Elinize gelen belediyeden arkadaşlar bir şikayetiniz, bir sıkıntınız var mı diye sorduklarında ben bunu güzel bir şekilde söyledim. Ama hiçbir yanıt alamadım. Bunu da burada belirtiyorum. Kapama saatlerine riayetsizlik mi var? Sadece onu sorayım. Riayetsizlik değil şimdi başkanım. Şey var. Tabureler çıkmış dışarıya, çok gürültü var, aşırı gürültü var. Binalar çok sıkışık olduğu için hiç uyuyamıyoruz. Yazın mecbur cam açmak zorundayız. Bir de benim eşim gece çalışıyor, uykusuz işe gidiyor. Yani onun için bu bizim için büyük bir sıkıntı. İlgilenirseniz... Çok teşekkür ederim. Şimdi tekrar edelim. Sıfırdan bir sokağa girmek için epeyce miktar tahrip olmasını bekliyoruz, şart koşuyoruz. Neden? Kamu kaynağını doğru bir biçimde kullanmak için, yani ufak tefek arızalar için sıfırdan girmek Zeytinburnu'muz için büyük maliyet olur. Şu kadarını rahatlıkla söyleyeyim, bu zamana kadar girdiğimiz herhangi bir sokakta ya burası aslında iyiydi, niye girdi diye bir kişi çıkmadı. Bu benim için iyi bir ölçü. Önümüzdeki dönemde de aynı titizlikle bozulan sokaklarımızı yenilemeye devam edeceğiz. Tamamında değil ama özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde biz de asfalta dönme kararı aldık. Bu da bir tecrübe. Başta biliyorsunuz parke taşına dönünce herkes çok memnun kalmıştı ama yine birlikte yaşadık, gördük ki parke taşı o kadar da aslında sürdürülebilir değilmiş. Bunu fark ettik. Biz de asfalta döndük. Bundan sonra da aynı tutumumuzu sürdüreceğiz. Trafiğin daha rahat olduğu yerlerde doğal taş değil ama parke taşı biraz daha uygun. Aynı şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Nilüfer Hanım'ın sorduğu soru aslında biraz cevaplamıştım. Bu dönem parsel bazlı dönüşümün yoğun olduğu, hızlı olduğu bir dönem oldu. Ada bazlı dönüşüm için uzlaşmaya ihtiyacımız var. Uzlaşmada maalesef uzlaşma kültürümüz genel olarak kabul etmek lazım ki zayıf. Bizim tecrübelerimiz var. Müsaade ederseniz bir örneği anlatayım. Ambarlardan Zeytinburnu'na girişte yaşı müsait olanlar hatırlarlar. Bir sokak vardı. Ortası kamulaştırıldı ve yeni dönemde adı Mevlana Caddesi oldu. O cadde genişleyince, yani bir sokak genişti ve geliştiği de hatırlarsınız. Genişleyince
plancılar, belediyedeki işte önceki dönem başkanımız Büyükşehir dedi ki burası genişledi. Burada eskisi gibi parsel bazlı dönüşüme izin vermeyelim. Hazır nasıl olsa değerlenmişken burası yıkılıp yeniden yapılacak. 600 metrekare şartını getirdiler. Daha iyi bir yapılaşma ortaya çıksın, Zeytinburnu'nun girişinde güzel bir hava olsun diye. Altı otopark olan. Altı otopark olan yer, bravo. Beyler Caddesi, altında otopark olan yer. Bu kararı 2012'de aldı. Zeytinburnu ve Büyükşehir Belediyesi 2012'de dedi ki Mevlana Caddesi'nde bakan parsellerde 600 metrekare şartı tamamlanmadan ruhsat verilemez. 2019 yılında ben hizmetkarlığına, Zeytinburnu hizmetkarlığına soyunduğumda oradaki bütün hemşehrilerimiz ne olursunuz bundan vazgeçin, evlerimizi biz yenilemek istiyoruz ama bu 600 metrekare şartı yüzünden yapamıyoruz. Biz 3 yıl uğraştık, uzlaştırmaya gayret ettik. Bakınız 600 metrekareyi birleştirirseniz 2 kat daha veriyoruz. Bu bunu kurtarır. Bir tane 600 metrekareyi toplayan olmadı. 2022'de yani 10 yıl bekledi orası. Ve hatırlayın 10 yıl boyunca bir tane bile yıkılmadı. 2022'de bundan geri adım attık. 2022 Kasım olsa gerek. 3 ay içerisinde oradaki yarı binalar yıkılıp yeniden yapıldı. Şimdi geçince parsel bazlı oranın dönüştüğünü göreceksiniz. Çok az bina kaldı yıkılıp yeniden yapılmayan. Benzer bir tutum Telsiz Mahallesi kentsel dönüşümünde başımıza geldi. Evler yıkılmıştı hatırlayın. Bizden başka bir çözümleri yoktu. Müstakil olarak yeniden yapamıyorlardı aynı binayı. Yani tabiri caizse bize mahkum idiler. Çünkü başka şekilde çözümü yoktu. Yaklaşık bir yıl muvaffakat almak için uğraştık. Bir kısmı karşı olduğundan bir kısmını da bulmak mümkün olmuyor. Veraset meselesi var, yurt dışında, şehir dışında, noteri denk getirmek vesaire mesele. Ama bunun için emek vermeye devam etmemiz lazım. Biz bunun için kentsel dönüşüm danışma merkezini kurduk. Oradan enforme ediyoruz. Bir araya gelen gruplara bina bazlı ya da temsilci bazlı bilgiler veriyoruz, danışmanlık yapıyoruz, yol gösteriyoruz. Derdimiz ne? Daha çok ada bir araya gelsin, en yüksek teşviği kullansın ve Zeytinburnu'muzda ada bazlı dönüşümler olsun. Ama bu kağıt üstünde durduğu gibi durmuyor. Son bir cümle o da şu. Devlet de herhangi bir yere girdiğinde, yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Büyükşehir girdiğinde de aynı çoğunluk şartı var. Neden? Mülkiyet hukukun en yüksek düzeyde koruduğu bir hak. Devlet girdiğinde aynı çoğunluk şartı devlet içinde var. Biraz önce anlattım. Tesis Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ girdi ama muvaffakat için biz bir yakın vakit kaybettik. Önümüzdeki dönem buna emek vermeye devam edeceğiz. Ama bu dönem bölgede %50 bir tamamlandı. Daha fazlası tepsi var. Şu anda sıkıntı olan müteahhit problemimiz var bize. Onu biliyorum. Şöyle biraz şu seçim hengamesini atlatalım biraz da. Yani, ama 11 vilayetteki deprem Türkiye'nin inşaat kapasitesini 11 vilayete çekti. Onun dışında inşaat yapmaya niyetli adam bulmak zor. Biraz o yüzden birkaç zaman geçmesi ve inşaat piyasasının normalleşmesi lazım. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın o 11 vilayette sürdürdüğü inşaat kapasitesi Türkiye'nin neredeyse bütün inşaat kapasitesini oraya emmiş durumda. Birinci yıl dönümünde 50 bine yakın konut yaptı. 50 bine yakın. Bir yılda değerli hemşehrim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir yılda 50 bin konut yaptı. Oralara biz danışmanlık vermeye devam edeceğiz. Aynı şeyi tekrar oraya getireceğim. Murat Kurum Başkanımızın bir sözü var. Önümüzdeki dönemde Büyükşehir'le birlikte yürümek istiyoruz. 2019'dan önce Zeytinburnu'muzun kentsel dönüşüm tecrübesi Büyükşehir'le ve Kiptaş'tadır. Önümüzdeki dönemde devam etmek istiyoruz. Ben burada söylüyorum. Murat Kurum Başkanı inşallah İstanbul'un desteğiyle seçilir. Bizim sözümüzdür. Birlikte yürüyeceğiz. Daha çok geri dönüştürmek biz de çok istiyoruz. Son soru. Öğrenciler açıkladım 23 Şubat'ta önümüzdeki dönemde 12. sınıflar için bir destek mekanizmamız çalışacak. Üniversiteyi kazananlar için önümüzdeki sene 7500 TL
başarı ödülü vereceğiz. 12. sınıflar için 350 bin soru bankası desteğimiz vardı. Önümüzdeki dönem 8. sınıflara da liseye hazırlanan gençlerimiz, çocuklarımız için vereceğiz. Öğrenciler bizim başımızın tacı. Oraya girmedim. Çocuklar ve kadınlarla ilgili yaptıklarımıza girmedim. Çünkü Vedat Bey bir tomar soruyla gelmiş. Ancak cevaplayayım. Başkanım orada ayrım yaptığınızı söylemişti. Ayrımın şeyi şu. Bu bir burs değil. Başarı ödülü. Her bir başarı ödülünün bir ödül tasarımı olur. Açıkçası yani ücretli üniversiteye giden birisine değil de 4 yıllık devlet üniversitesi veya %100 burslu kazanan gencimize başarı ödülü vermek istiyoruz. Elbette bu tasarım başka türlü değişebilir ama işte biraz duygusal. Evet. Duygusal diyelim, evet. Efendim çok teşekkür ederim. Galiba bir iki tur daha var. Ben son cümlemi kurmadım. Bak burada hemşehrim azalacak olursa azalmaz, cevap hakkını kullanacağım. Bir saniye. Kavan abi bir saniye. 9'u çeyrek geçiyoruz. Saçma mı? 10 dakikada. Şimdi ben sondan başlayayım. Yani çalışanlar içerisinde ne kadar Rumeli var sormamdaki amaç yani. Zeytinburnu Belediyesi'ne personel alımı yapılırken demografik yapıya bakılıyor mu diye sordum. Ben sordum yani o amaçla sormuştum ben size. Yani şey demiştim. Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışan Rumeli oranı demeyeyim de demografik yapıya bakılıyor mu? O bir. İki, Kuzey Makedonya seyahati ile ilgili ben sizde daha önce yapmış olduğum görüşmede Muhtar Mustafa ile beraber gelmiştik. Rumeli camiasının ileri gelenleri için konuşmamıştım. Yani adam buraya gelmiş 60 yaşına, o bölgelere gidememişti. Zaten Rumeli camiasının ileri gelenleri yılda 3-5 sefer gidiyor mesela. Ben 3-5 sefer gidiyorum. Hiç gitmemiş olanlar veya hayatımda bir veya iki sefer gitmiş olanlar için ben sizle konuşmuştum. 3. Yöresel günler, günlerle ilgili. Biz zaten geçmişte bakarsanız yöresel günlere katılıyorduk. Daha sonra ne olduğunu bilmediğimiz bir şekilde biz o yöresel günlere davet edilmedik. Ben bunu daha önce sizle yapmış olduğum görüşmede, ondan sonra Urşit Başkan'la yapmış olduğum görüşmede, Feda abiyle Selami Başkan bizi ziyaret ettiklerinde de söylemiştim. Bunun için bir formül geliştirilebilir. Ben şöyle bir öneride bulunmuştum. Ya bir haftaya çıkmaz, iki hafta olur. Katılmayan dernekler ikinci hafta katılır. Ya da bir yıl bir dernek katılır, öbür yıl başka bir dernek katılır. Böyle bir öneri getirmiştim. Daha önce katılmış olduğumuz yöresel günlere davet edilmemek açısından bir sıkıntı yaşıyoruz. Konu o değil. Yani sizin orada derneklere vermiş olduğunuz katkı işte 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira hiç önemli değil. Katılmış olduğumuz yöresel günlere biz neden katılamıyoruz? Üçüncüsü, siz buraya 5 sene önce geldiğinizde benim size sormuş olduğum ilk bir soru vardı özellikle. Ben sizi aradığım zaman telefonumuzda çıkacak mısınız? Hatırlıyor musunuz? Son 2 yıldır bunu yaşayamıyoruz açıkçası. WhatsApp üzerinden yazışıyoruz farkındaysanız. Teknoloji gelişti. WhatsApp telefon değil mi? Değil. Telefondan kasıt direkt görüşmeyi ben kastettim. Siz WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Ben WhatsApp'tan cevap veririm. Nasıl olur? Sesinizi duymak. Sesinizi ha? Ama kendisi WhatsApp'tan yazıyor. Vay 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 vay. Daha önce, ay bir dakika. Daha önce ben aradığımda geri dönüş olmadığı için WhatsApp'tan yazmak zorunda kalıyorum. Bir de Zeytinburnu'yla ilgili şöyle bir proje yapılabilir mi? Bunu zannedersem şey yaptı. Esenler Belediyesi yaptı. Tekno ilçe yapılabilir mi? Yani Tekno ilçe olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapıldığında 30-35 bin kişilik bir istihdam sağlanmalıyı var. Bunu ben 15 gün önce Tevfik Bey'in yapmış olduğu bir lansmanda Tevfik Bey anlattı bunu. Çok da mantıklı ve akıllı geldi. Sizin böyle bir çalışmanız olabilir mi? Başka soru var mı? Başka soru olmasın artık cezalar. Bayılırsın. Bayılırsın. Bu yapacağız bu? Ay boş verdin, ben onu anlattım. Geç kaldın. Geç kaldın sen. Geç kaldın abi. Namazdaydık hocam. Zeytin buna çok otopark yapacağız, hiç merak etme. Başkanım, videolarda izlesin. Videolardan. Evet. İki dakika otursun. Başkanım, bir de cami soruyor Şaban amca. Ne zaman açacağız? Millet cami. Teravih. Ramazan ayı ilk teravihçi. Söylüyorum. Ramazan ayı ilk teravihçi.
Başkan bu sorularına vakit ayırsın diye öbür soruya cevap verdi. Onun için başkan... Tamam, kısa da işte. Vakit kaybetmeyin. Şimdi bu Vedat Bey'in sorularına cevap vereceğim ama ondan bir şartımız var. Lila'yı, Lila'yı okuyacak burada milletin huzurunda. Ben anlamam. Buyurun. Aç orayı, aç orayı. Hadi alkış, 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 alkış. Aç orayı. Aslında şöyle bir şey yok. Ben açayım canla. Dinlemek isteyen YouTube'dan bakar. Aslında... Abi sen de canlı dinlemek istiyorsun. Yok yok. Bilmiyorum Ecevi. Sen nasıl birisin buydu bu arada? Aradan. Nasıl? Aradan. Böyle böyle sürpriz olmaz. Nasıl? Niye olmasın? Böyle sürpriz olmaz. Nasıl? Niye olmasın? Benim bu soru, ya. Bu sormuş olduğumuz sorularla ilgili yapacağınız çalışmalar bizim için. İlla yavrum. Ben ezbere söyleyemem. Başkanım zaten aslında... çivi sakalını anca kestirdik. Aslında şöyle bir sorun var. Bu tip sorularla benim bir belediye başkanının muhatap olmaması lazım. Mesela işte camiadan atıyorum işte Cüneyt gibi, Hakan gibi meclis üyesi adaylarımız var. Yani bizim direkt onları arayıp bu derdimizi anlatmamız lazım. Onların da bunlara çözüm üretmeleri lazım. Yani meclis üyeliği baktığında bir şey bana göre bir şey ifade etmiyor. Size göre, size göre ne ifade ediyor bilmiyorum ama meclis üyesi arkadaşları da acizane şu öneriyi getireyim. 5 yılda bir derneklere gelmesinler. Özellikle bize 5 yılda bir geleceklerse almıyor yani kusura bakmasınlar. Bizi arasınlar sorsunlar. Zeytinburnu Belediyesi ile ilgili bir sorunuz var mı? Üyelerinizle ilgili bir sıkıntı var mı? Nasıl yardımcı olabiliriz diye sorsunlar. Belli ama 5 yılda bir gelirlerse olmaz bir iş. Belli aralıklarla. Yani kimse kusura bakmasın. İşte Taylan abi de 5 yılda bir geliyor. Sizin geldiğiniz zaman. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Eksik olmasınlar, seviyoruz hepsini. Ben onu söyleyemem, mümkün de söyleyemem. Stüdyo ortamı olması lazım. Hadi buyur. Gördüğünüz gibi kayıtlara geçsin. Belediye başkanının arzusunu ve hemşehrilerin alkışlarla destek verdiği arzusunu yerine getirmedi dernek başkanı. O benim amatörce yapmış olduğum bir işti. Ama çok güzel. Orada kaldı. Efendim? Biliyorum canım. Orada kaldı. Belki gaza getiririz diyerek dedim ama. Yöresel günleri tavsiye ederseniz orada yayınlarız belki. Efendim, net soruya net cevap. Aramızda personel çalıştıran arkadaşlarımız var. Biz şartları ilan ediyoruz. Zeytinburnu ikametine şart olarak koşuyoruz. Benim içinde olmadığım o işin hiyerarşik amirlerinden oluşan bir heyet tarafından sınava tabi tutuluyorlar. Başladıktan sonra o bizim mesai arkadaşımız oluyor ve olacak biliyorsunuz. Biz çok disiplinli bir belediyeyiz. Başka türlü işin yürümesi mümkün değil. En iyi iş, eşitler arasında ya da başvuranlar arasında işimize en iyi yarayanı seçmeye çalışıyoruz. Liyakat. Yani her neyse o. Her neyse gerçekten isteyecek, özümseyecek ve çalışacak. Neden? Biz onlarla yüzümüz ağrıyor. Yani ben 5 yıl sonra size, sizin önünüze başladık, anla açık gelebildiysem onların sayesinde geliyoruz. Başlayana kadar sizin ya da birilerinin başlayınca bizim mesai arkadaşımız oluyor. Ömrünün 25 yılını bu görevden önce kamuda geçirmiş birisi olarak orada ayrıca bir demografi şeyimiz yok. Eşitler arasında bir şey olursa elbette bir şey kullanılabilir ama temel şartımız o iş için aradığımız en iyi özellikleri taşıyor olmasıdır. Bunu çok açık söyleyeyim. Şimdi yani şöyle ben şöyle anladım. Yani bizim yurt dışına hemşehri götürme seyahat ajantası gibi bir hizmet verme imkanımız yok. Değerli dernek başkanımız. Murat Başkan'ın yaptığı 4 yıl boyunca bir sefer mi yaptı Rıdvan abi? Ben de onu söylüyorum. Siz başka tarafa çekmeye çalışıyorsunuz efendim. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Biz yapamadık daha. O zaman tamam. Ben de Murat Başkan'ın yaptığının benzerini bir sefer ben de yapmak istiyorum. Önümüzdeki dönem yapmak istiyorum. Ama hani siz buradan sanki herkes... Bu camiasının ileri gelenleri değil. Değil. Gerçekten... Mesela Şaban abi, belki hayatımda bir kere tamam. Yapmıştım. İleri gelenlerin sıfatını oradan göçenler diye değiştiririm ama kapasitemiz sınırlı olacak ve... İki otobüs ayarlarsanız gideriz. İnşallah, başka inşallah. Bayram sayı sınırı yok. Sayı vermeyelim. Bayrampaşa uçak kaldırıyormuş, evet ne güzel. Yöresel günlerle ilgili ben devraldığımda durum statüko buydu. Samimiyetle o zaman işin latifesi bir tarafa, burası aile meclisi. Değerlendireceğimize söz verdim. Değerlendireceğimize. Kayıtlar burada. Olumlu olsun ama.
Başkanım basında dahil oluyor umumiyetle. Basında dahil olur umumiyetle. Şimdi şöyle, efendim ben kaçta geldik biz buraya Vedat Bey? 8'de çeyrek kala. 8'de tam burada 1,5 saattir buradayım. Telefon başka bir arkadaşta. Hayır, objektif güzel ve gayet iyi geçiyor. Tamam, yani. Problem yok. Telefon meselesi. Yani ben her an telefonun ucunda bekleyen birisi değilim. Vedat Bey telefonu geçmiş, SMS ile iş gördürüyor. Onu ama şikayet olarak söylüyor. Yani bir mesaj yazıyorsunuz, iş görür. Daha ne yani? Aradığınızda bakmamış mıyız? Şey mutlaka dönüyorum. Yani bizde geri vites yok ama cevaben arıyorum. Son 2 senedir olmadı. Hayır hiç öyle değil. Cevapsız çağrınız yok bizde. Hiç yok. Cevapsız çağrınız yok. Mümkün değil. Hariç. Yok. Cevapsız çağrısı yok. Yanlış hatırlıyor. Kesinlikle yoktur. Bu arada benim telefonum meşgulken görmüyorum ben arayanları. Ondan sonra o zaman ben not alayım. Deneyelim. Er ya da geç cevabını arıyorum. Kayıtlı kayıtsız bütün numaraları arıyorum ama seçim döneminde daha uzadı bu süre. Tekno ilçe. Onun bir takım şartları var. İlçemizde bir üniversiteye ait bir teknopark kuruldu. Biruni Üniversitesi'nin eski yeri bir teknopark oldu. Oranın zeytin bulmamıza bir katkısının olmasını ben de çok umut ediyorum. Çok uzatmayalım. Otoparkla ilgili Merkez Efendi mahallemizde Yeni Doğan Gökalp'e hitap edecek stadyumun altında 1000 araçlık, 1075 araçlık Sümer Mahallesi'nde Büyükşehir'le beraber Yeşiltepe Mahallesi'nde yeni bir yeri olmak üzere epey bir otopark projesini çalıştık. Önümüzdeki dönem otopark içinde hız verdiğimiz bir dönem olacak. Bu dönemde 5 tesis tesis arasında 150 araçlık otopark yaptık. En büyük sıkıntı. Kesinlikle öyle. Biz bunun farkındayız. Otoparklarımızı büyüteceğiz, genişleteceğiz. Şu sokaktan bir çıkıp, şu sokakta benim araba burada bir çıkmaya çalışın gece çıkamazsınız. Herkesi arıyorum. Şimdi efendim bir hususu daha o zaman belirtmeme müsaade edin. Otopark olmayan yerlerde bu şikayeti duymak normaldi. Otopark olan yerlerde de hemşehrilerimiz aracını otoparka bırakma alışkanlıkları yok. Çok pahalı ama. Pahalı. Efendim Millet Camimizin açılışı en geç Ramazan ayının ilk teravihi. Ramazan ayının ilk teravihini Millet Camii'nde kılmayı arzu ediyoruz. Şaban abi inşallah sizi de oraya bekliyoruz. Güzel bir cami oldu. Yeşiltepe Okulu'nun orası. Yok. Konyalı değil o. Konyalı ayrı, Konyalı açıldı. Konyalı açıldı. Evet. Zeytinburnu'muzun merkezini yapacağımız Millet Cami. Efendim, sürçü lisan ettiysek affola. Biz Zeytinburnu'nu seviyoruz. Buraya hizmet etmeyi seviyoruz. Yaptığımız her işe gönlümüzü katıyoruz. Aşkımızı katıyoruz. Hizmet sevdamızı katıyoruz. Ben 32 yıldır burada yaşıyorum. Ömrümün sonunda da alnım açık, başım dik bir biçimde buradaki sokaklarda yürümek istiyorum. Önümüzdeki dönem için Zeytinburnu'muzun bütün fertlerinden destek bekliyorum. Birlikte buradan iyi bir sonuçla çıkmak istiyorum. Doğrusu geçen dönem bunu hak ettiğimiz, yaptığımız işleri hak ettiğimizi düşünüyorum. Bize güvenenlerin yüzünü ağrıttık ama her halükarda sonuç hangi sonuçla neticelenirse neticelensin, önümüzdeki dönemde de Zeytinburnu'muzun bütün renkleriyle yan yana, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Biz her zaman olduğu gibi Zeytinburnu'nda, sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem için İstanbul Büyükşehir açığını, bu 5 yıllık bizim açımızdan FETÖ dönemini kapatmak istiyoruz. Murat Kurum Başkanımıza da ayrıca desteklerimizi bekliyorum. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum. Dernek Başkanımız Vedat Vardar'a sitemlerimi iletiyorum. Burada güzel bir sürpriz yapacaktık. Onu kabul etmedi. Olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. Bütün ilgisi için, alakası için. Siz değerli hemşehrilerime, hanımefendilere, beyefendilere, değerli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Ömer Arısoy Bey'e 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde başarılar diliyoruz. Zeytinburnu için, en hayırlısı neyse olsun. Başarılar. Biz hemen bir şey beraber yapacağız. Şimdi, bir araya gelmeyin.
bize vermiş oldukları sorularla ilgili videoyu atmıyor. Belen abi alabilir miyiz? Yayınlıyor. Bu yayınlat, belki keser montaj yapar, olur bu olur. Saf haliyle alalım abi. Nerede bulunsun? Nerede bulunsun? Bir dakika.